Sınavda uygulamanız gereken en önemli taktiği söylüyorum arkadaşlar. Sizler sınava hazırlık sürecinde de sınavda da eğer bu taktiği uygularsanız gerçekten büyük bir başarı sizi bekliyor. Bakın şu anda sizin ders çalışmanızı engelleyen ya yaparsın yapamazsın işte bir şekilde olur mu olmaz mı zaten diyen kişiler olabilir. Ya da sınavda yani sınava girdiğinizde sözel ve sayısal bölüm karşınıza çıktığında mutlaka birkaç tane soruda böyle acaba bu sorunun cevabı ne olacak diye zihniniz bir şekilde duraksayabilir. Bu işte size söyleyeceğim en önemli taktiğin olduğu kısım. Asla sizin moralinizi bozan insanlara ya da sınavda sizin dikkatinizi dağıtan acaba yapamayacağım diye düşündüğünüz matematikteki, fendeki soruya takılmayın arkadaşlar. Hani her zaman size söylediğimiz bir şey var. Sınav boyunca kendi yolunuzu açmalısınız ve kontrol sahibi olmalısınız. Yani sizin önünüze çıkan hiçbir engel sizi durduramamalı. Hani sınavda diyoruz ya turlama taktiği. Önce kolay sorulardan başlayın sonra zor sorulara geçin. O zor sorular sizi ilk başta durdurursa sonraki sorularda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. Sayısal bölüme eğer matematikle başlarsanız fendeki kolay soruları yaparken biraz moraliniz bozuk girmiş olabilirsiniz. Ya da fenden başladınız, matematikte bir tane soruya takıldınız. O soruda ısrar ederseniz sonrasına gelen sorularda da moraliniz bozulabilir. O yüzden onu hemen atlayın diyoruz ya. İşte bu turlama taktiği ya da diğer adıyla Antep fıstığı yöntemi esasında sınava hazırlık sürecinde de sınavda da uygulamamız gereken bir yöntem. Yani önce kolay fıstıkları, açık fıstıkları yiyoruz. Sonra kapalılarla dişimizi açarak uğraşıyoruz. Önce kolay soruları çözüyoruz. Sonra zor sorulara geçiyoruz. Önce moralimizi yüksek tutan, bizim başarabileceğimizi söyleyen insanlarla iletişimimizi koruyoruz. Diğer yapamazsın, edemezsin diyen kişilerden uzak duruyoruz. Sonrası sınavdan sonra onlarla zaten bak yaptım diye konuşacağız arkadaşlar. Şimdi sınavda başarının yolu esasında 3 adım. Birincisi bilgi, ikincisi kondisyon, üçüncüsü ve en önemlisi ise kararlılık. Yani takıldığınız bir soruda hiçbir şekilde vazgeçmeyip yolunuza devam etmek. Çünkü sınavda bir soruya takıldığınız zaman, bunu hemen burada söylemek istiyorum. Takıldığınız zaman ister istemez böyle bir nabzınız deli gibi atacak. Böyle acaba bir heyecanlanacaksınız. Hani moralinizi bozan insanlar çıktığında da öyle oluyor ya. Ya yapamazsın sen diyor. Bir anda böyle bir enerjiniz düşüyor. İşte sınavda da o insanlar gibi bazı sorular karşınıza çıkacak. Ama siz kararlılığınız sayesinde dev bir ormanda kendinize yol açmaya çalışır gibi önünüze çıkan ilk ağaçta durmayacaksınız. Hemen sağından geçip yolunuza devam edeceksiniz arkadaşlar. Eğer o ivmeyi kaybederseniz, o coşkuyu kaybederseniz, ben kazanacağım coşkusuyla çalışmaya devam ederken karşınıza çıkan bir kişi sizi yavaşlatırsa ya da sınavda ben bunları yapacağım derken bir tane soru sizi yavaşlatırsa işte o zaman sizi birileri durdurmuş demektir. Ama diyeceksiniz ki ben bu soruyu geçiyorum, hemen diğer soruya devam ediyorum. Ben bu moralimi bozan insanla iletişimi hemen kesiyorum. Sınava kadar bununla görüşmeyip sıkı sıkıya çalışmam gerekiyor diyeceksiniz. Çünkü kararlılık ve coşku en önemli şey. Şimdi önce bilgiyle başlayalım. Bilgi kısmı kolay. Nedir? Bilgi esasında sınavda sizin önünüze bilmeniz gereken şeyleri soracaklar. Yani işte formülleri bile veriyorlar ama matematikte, Türkçe'de, fende, inkılap tarihinde şimdiye kadar öğrendiklerinizle alakalı bilgi soracaklar size. Bu bilgiye nasıl ulaşabilirsiniz? Zaten bizler videolarımızla, hocalarınız ders anlatımlarıyla sizlere bunları sundu. Sizler de çıkmış sınav sorularını çözdüyseniz, Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarındaki testleri, kazanım değerlendirme testlerini çözdüyseniz, doğru kaynaklardan bizim her zaman size sürekli ısrarla işte bunu alın dememizin sebebi de bu. Sınavda çıkabilecek sorulardan oluşan kaynaklardan sorular çözdüyseniz ve en önemli kısma geliyorum. Yapılan hatalı soruların üzerinden bir kez daha geçtiyseniz, yani ben 2020 LGS'de şu soruyu yanlış yapmıştım ve bunun çözümünü öğrendim. Veyahut da işte LGS geri sayım denemelerinde şu soruyu yanlış yapmıştım, fende bu soruyu yanlış yapmıştım, karekoddan soru çözümünü öğrendim dediyseniz artık bilgiye ulaşmışsınız demektir. Çünkü her türlü detayı görmüşsünüz. Yani çıkabilecek diyelim ki bir soruyla alakalı gelebilecek 5 tane tarz varsa 1, 2, 3, 4, 5 oldu. İlk başta konuyu öğrendiniz ve aynı zamanda sorular çözdünüz. Bu birinci tarz olmuş oldu. Sonrasında çıkmış sınav sorularına baktınız. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarındaki sorulara baktınız. Sonrasında doğru kaynaklardaki sorulara baktınız. Yani çıkabilecek soruları soran gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun kaynaklardaki sorulara baktınız. En sonunda bu kaynaklarda yaptığınız hataları irdeleyip onların çözümünü öğrendiğinizde 5'te 5 oluyorsunuz ve bilgiye ulaşmış oluyorsunuz. İkincisi kondisyon. Bu da çok çok önemli. Şimdi uykusuz bir şekilde sınava girerseniz ne olur? Sınavda uyursunuz. Aç bir şekilde sınava girerseniz ne olur? Karnınız acıkır, mide gurultusundan soru çözemezsiniz. Aynı bunun gibi sizin sınavda da kondisyonlu olmanız lazım. Yani şimdiden sabahları erkenden kalkıp hani sınava gireceğiniz zaman ne olacak? 6 Haziran'da önünüze bir sözel bölüm, bir de sayısal bölüm verecekler. Deneme yapacaklar. Dolayısıyla şimdiden bol bol deneme çözerek kondisyon kazanmanız gerekiyor. Sınavdan çıkandan daha fazla paragrafı bir oturumda çözebiliyor olmanız gerekiyor. Bol bol paragraf çözün dememizin sebebi bu. Sınavdaki süreden daha azından deneme çözmeniz gerekiyor. Yani Hocam bize sözelde 50 soru için 75 dakika veriyorlar. Ama sen daha kısa sürede de çözebilirsin. Sayısalda 40 soru için 80 dakika veriyorlar. Ama şimdiden daha kısa sürede çözmeye kendini alıştırmalısın ki sınava girdiğinde bu süre sana rahat rahat yetsin. Uyku ve gıdaya da az önce söylediğimiz gibi dikkat etmemiz gerekiyor. Sonuncusu ve en önemlisi kararlılık arkadaşlar. Bir sınav dev bir ormanda kendinize yol açmaya benzer. Bu cümleyi bir kez daha tekrarlıyoruz. Takıldığınız soruda asla ve asla moraliniz bozulmamalı. Takıldığınız bir soru eğer sınavın ilk sorusuysa gerçekten tüm sınavınızı etkileyebilir. Dolayısıyla öncelikle sınavlarda yapabileceğiniz kolay sorularla başlayın diyoruz. Sayısalda öncelikle fenden başlayın, böyle güzel bir soru yapıp devam edin diyoruz. Dolayısıyla siz kendinize dev bir ormanda yol açmaya çalışırken ivmeyi kaybetmeden, hızınızı kaybetmeden hemen diğer sorulara geçmelisiniz. Hani Antep fıstığı yöntemi dediğimiz yöntem de bu esasında. Fıstık yerken böyle hızlı hemen bitirmeye çalışırız. Önümüze sert bir şey gelince hemen onu bırakıp diğerine devam ederiz. Bu yöntemi aynen uygulamanız gerekiyor arkadaşlar. Peki o takıldığımız sorunun cevabı ne? Umurumuzda bile değil. O sorunun cevabı ne olursa olsun artık. Ben diğerlerini yaptım ya. Ben yapmam gerekeni yaptım ya. İşte moralinizi bozan insanlar için öyle. Ya o moralin bozdu ama aslında haklı. Ya onun ne dediği hiç önemli değil. Moralin bozuyorsa o haksız. Benim moralim bozuyorsa, benim kazanamayacağımı söylüyorsa o haksız. Çünkü ben zaten çalışarak kazandım. Ben zaten gayret göstererek, emeğimi sarf ederek ve esasla başarılı olduğumu gösterdim. Dolayısıyla benim hakkımda olumsuz söyleyen kişi esasla zaten yanlış söylüyor demeniz gerekiyor. Amaç sınav boyunca kendi yolunuzu açmak ve sınavda kontrol sahibi olmak bu süreçte de arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda etrafınızda moralinizi bozan kişiler varsa görüşürüz abi. Sonrasında sınavdan sonra görüşürüz. Etrafınızda deneme çözerken dikkatinizi dağıtan, sınavın bütün etki eden sorular varsa görüşürüz. Sonra ben tüm sorulara bakayım, sonra geleceğim demeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani kararlılık bu sınav hazırlık sürecinde sizin için en önemli taktik arkadaşlar. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Kararlı bir şekilde çalışmaya devam ediyorsunuz. Sizi kimse durduramaz. Sizin başarmanızı sağlayacak olan kişi sizsiniz ve inşallah da çalışıp kazanacaksınız arkadaşlar. Hadi bakalım, iyi çalışmalar.